Zafer Şahin. Şimdi Ahmet Bey buna geçmeden bir Necdet Bey'in ilk bölümde söylediği bir konu var onu düzeltmek istiyorum ben. Reklam arasında baktım. Metin Tarhan bu Alevi kanaat önderi AK Parti MKYK'ya giren isim. Ee, Necdet Bey kendisini tırnak içerisinde AKP'li ilan etmişti ama Google'da kısa bir araştırma yaptığınızda bile görüyorsunuz ki CHP'den aday adayı olmuş Zeytinburnu'nda ve uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış. Bu anlamda Necdet Bey'in. doğru onu da biliyorum. O da faydalan. o da yani değiştirmez. Ee, sonucu değiştirmez yani. Bak bitti. adamı o zaman şeyler üzerinden, yürüyerek, ezelden beri AK üzerinden yürüyerek değişikliği söylemeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Ya, ya yoksa önemli, ben onu ya. Ya. Yani ben biliyorum yani. Siz demediniz mi? Ezelden beri bu adam Ak Partili'dir demediniz mi? Evet. Ya istiyorsan bak onu da tartışın. Aynen, ben süreci değerlendireceğim. Yani Ayden ifadeniz yani. bu. Adam bu zeytin zeytin burnu adaya olmuş. Yani enteresan pek. Hayırlı olsun ee, size hayırlı olsun o kadar değil. Hayırlı olsun. Yok, valla kime hayırlı olur ben bilemem de burada tabii doğru bilgi vermemiz önemli. Yani evet. ezelden beri AK Partili ilan ettiğiniz bir insan e, CHP'den aday adayı olmuş. Zeytinburnu'ndan ve e, kısa bir taramada bile görüyorsunuz ki adam bayağı partinin içindeymiş. Yani bunu ben izleyicilerin takdirine bırakıyorum. E, şimdi Ahmet Bey belli ki AK Parti'den yani e, boynu kolunun hakkında yapılan açıklamalara üst düzey siyasi isimlerin yaptığı açıklamalara baktığınızda e, bir rahatsızlık olduğu çok açık e, işte gerek Bülent Tuna'nın gerek Özlem Zengin'in yaptığı açıklamalar buna işaret ediyor. E, şimdi kendisi değerli bir din adamı, fıkıh profesörü e, Elbette ki görüşlerini ifade edebilir ama e, şu var yani siz e, bir siyasi partinin genel başkanının haftalık grup toplantısındaki e, öznelerden biri haline geliyorsanız e, sizin ifadeleriniz ve kullandığınız dil e, iktidar partisini eleştiri oklarının yönelmesine sebep oluyorsa e, orada gerçekten bir sorun var demektir. Elbette ki değerli bir din adam olarak faize karşı olduğunu söyleyebilir, LGBT meselesine karşı olduğunu tabii ki ifade edebilir. E, ama e, hani bizde böyle bir alışkanlık var bence doğru da bir alışkanlık hani günlük siyasete e, malzeme olmaması gerekiyor. E, özellikle devlet görevlilerinin e, din adamlarının e, bu konuda bir hassasiyet oluştuğu görülüyor. Ee, bu anlamda e, ben bu tartışmanın da yakın dönemde e, biteceği kanaatindeyim yani burada e, bu konuda belki de beklenmedik bir e, adım da gelebilir bundan sonraki süreçte ama herkesin dediğim gibi bir kez de altını çizeyim görüşlerin açıklama hürriyeti ifade özgürlüğü elbette ki var fakat e, bizim oturduğumuz makamlar taşıdığımız görevler üstlendiğimiz misyon eğer farklı anlamlara yol açıyorsa yaptığımız değerlendirmeler biraz daha bu konuda dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Görevden alınacak mı? Biraz öyle bir şey sezdim Zafer senin şeyinden, farklı Ya Kulislerde bu da konuşuluyor, kulislerde bu da konuşuluyor. Yani ya böyle bir şey de olabileceğine Anladım. dair yorumlar Belki. da yapılıyor Hayır, ama kesin biliyorsunuz değil tabii ki. faiz konusunda yaptığı, ortaya attığı laflardan sonra Merkez Bankası'na atanabileceği <laughs> de <diye> konuşuluyor yani. <laughs> evet. Mete Yarar. İşte tam olarak söylemeye çalıştığım bu. Sayın Akşener sanıyorum e, grup toplantısında bu konu üzerinden Aynen. E, tabii ki bunu kullanacak. Siyaseten ciddi eleştiriler getirdi. E, normaldir. bunu kullanması da bence son derece doğal. Valla ben hani e, olaya AK Parti üzerinden bakmayacağım. E, yani temsil ettiği makam bir AK Parti makamı değil çünkü. Temsil ettiğim makam Ayasofya Başimamı. Ve dini bir e, yerin başında bulunan bir zattan bahsediyoruz. E, AK Parti ile kavga eder, etmez, konuşması onu etkiler, etkilemez. Benim için ilgilenmiyor ama genel anlamda çizdiği tablonun iki tane e, şeyi var. E, yanlış tarafı var bana göre. Bunlardan bir tanesi söylemleri değil. Söylemlerin tartışacak halimiz yok. İşte Herkes e, bulunduğu pozisyonu bilgisini tartışmıyor. Yani bu konuda konuşabilecek vakıflara, vasıflara sahip bir insan. Background'unu hiç tartışmıyor kimse. Herkes de bu konuda saygı duyuyor. Önemli olan şeyden bir tanesi şu. Mesela aynı pozisyonda olan diğer Türkiye'deki imamlar da bu şekilde tweet atabiliyorlar mı? Ben eşitliğe bakarım. Mesela Türkiye'de devlet memurları Herhangi bir konu hakkında e, bu kadar rahat bir e, uygulama içine girebiliyorlar mı? Yani böyle bir e, serbestiyet mi var? Yoksa e, ayrı bir özelliği mi var? Ben İm mesela bunu merak ediyorum. Ayasofya cami imamına tanınmış bir imtiyaz mı? Var? Ay, hay Hayır, yani dediğim dedi ya, hani <laughs> devlet memuru. Mu, ben mesela bilmiyorum yani bilmiyorum pozisyonu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Diyorlar ki 650 dili değil devlet memuru değil böyle bir tartışma olduğu için ben de biraz araştırdım. Ama sonuçta devletin adına atanmış maaşını şeyden evet. alıyormuş Marmara Üniversitesi'nden alıyormuş öyle söylendi. Yani ne olursa olsun sonuçta Ayasofya'nın baş mı? evet. Temsil ediyor. İki e, ee, ben şeyine baktım Twitter'ına baktım Twitter'ın da kullandığı e, şeyi altına yazdığı title şey. Ayasofya, Ayasofya başıma mı diyorsunuz? Eğer bu kadar hani şeyinizi konuşturmak istiyorsanız, bilginizi ve diğerlerini konuşuyorsanız ve kendinizi bulunduğu makamdan yalnızca dini konularınızı anlatmakla ilgili bir ünvan kullanacaksanız, bunun en güzel kullanacak ünvanınız hangisidir? Şahsi ünvanınızdır. Yani ilahiyetçi kimliğinizle çıkarsınız ve onu yaparsınız. Ya ben burada e ee, ilgili bir şey söyleyecek halim yok. O benim e, ihtisas alımda değil. Yani eksik söylediği, farklı söyledi diyecek hiç kimseayım yok, pozisyonum yok. Ama e, eğer bakacaksak, eşitlik anlamında bakacaksak e, ayrı bir imtiyazı varsa bu imtiyaz nereden kaynaklandığını sorarım ben. Şahıs olarak sorarım. E, üçüncüsü de ben Hasan Bey'e katılıyorum. Yani e, en önemli şeyden bir tanesi bazı makamlar vardır ki Tartışmanın dışında tutulması çok önemlidir. Yani e, bazı görevler vardır ki bulunduğu pozisyonun ulvili makamın ötesine geçer. Yani Türkiye'de belki e, 20 bin tane cami vardır ama Ayasofya'nın e, pozisyonu hem siyasi pozisyonu hem insanların gönül pozisyonu biraz farklı bir yerde. Siz orada söylediklerinizin yalnızca şahsınıza yazacağını düşünemezsiniz düşünemezsiniz. Bunun e, bunun sonuçları olacağını düşünüyorsunuz. Bakın ben bu değerlendirmeyi AK Parti üzen değerlendirme yaparak değerlendirmiyorum. Yani AK Parti e, ve diğer e, işte Boğaziçi Kanalı'sı tartışma olarak değerlendirmiyorum. Bunu devlet üslubu, gelenekleri, örf adet ve e, uygulamalarımızdan bahsediyoruz. Çoğu zaman hani Türkiye'de tartışılan konulardan bir tanesi eğer bu konularda gerçekten hocam şey yapmak istiyorsa, fikirlerini beyan etmek istiyorsa tabii ki özgürlüdür. Bu konuda da çok iyi eğitim almıştır. Her türlü yerde, her türlü şekilde fikri olarak mücadelesini böyle çatır çatır yapabilir. Biz de arkasındayız. Ama? Aması o bulunduğu pozisyon buna uygun değil. Hayır. Onu değerlendirmesini yapacak olan belki en iyi vicdanı olarak yapacak olanların bir tanesi kendisi. Çünkü ben de yazdıklarına baktım. Yazdıklarını değerlendirirken baktım. Devamlı eşitlikten, vicdandan ve şeyden bahsediyor. Yani o temiz e, ahlak yapısından bahsediyor. Onun içerisinde onun kanaatini kendisi verecektir. Bu değerlendirmeyi de o yapacaktır. Ertesi sabahleyin, iki gün sonra, üç gün sonra, başka birisi de bu konuda tam tersi fikirin söylediğinde ne yapacağız? Öbürü başka bir şey söylediğinde ne yapacağız? Bir gün herhangi bir genel açıksa bir şey söylese ne yapacağız? Başka bir gün, başka bir devlet görevlisi daha aleyhinde başka bir şey söylese ne yapacağız? Diyecek ki ben arkadaş şey mezunuyum. Ekonomi mezunuyum. ben bu konuda fikir söylerim. E arkadaş senin bulunduğun pozisyon buysa bununla ilgili konuş. Eğer bununla ilgili yapıyorsan bunu yap. O zaman bütün kavgamız ve bütün mücadelemiz şey mi olacak? Yani AK Parti ve atadığı kişilerle mi güzel olacak yoksa bir devlet nizamı ve düzeni içerisinde mi olacak? Ben o yüzden ya, yani tartışmanın yanlışlığını ya yani bu uyarının bu uyarının işte Bülent Turan'dan ve Özlem Zengin'den ikisi arasında gidip gelmesinden ben anlam veremedim. Ya bu AK Parti'nin sorunu değil ki. Hepimizin sorunu. Hepimizin sorunu. Hey, hepimizin Ayasofya var. bizim e, gerçekten birçok insan için önem ifade eden, anlam ifade ettiğimiz bir yer.